vardır arka tarafta. Arka tarafta. Trafiği aksatmamak için sizi de meydana davet ediyoruz. Lütfen meydana doğru gelelim. Belediye önündeki hemşehrilerimizi meydana doğru alalım. Trafiği açalım. Şimdiden işleri aksatmayalım. Ne diyor halk ozanımız? Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Erzincanlılar, Erzincan'da yaşayan kent sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, geleceğimizin istikbali olan evlatlarımız, çocuklarımız, sizleri şahsım ve benimle birlikte 39 gündür Erzincan'a hizmet etmek için yol yürüyen gönüllü arkadaşlarım adına en kalbi, en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşla düşünerek, taşınarak Erzincan'da geleceğin Erzincan'ını inşa etmek için bu yola çıktığımızda halk arkamızdan yürür mü? Gençler bizimle beraber olur mu? Kadınlar bizim arkamızdan yürür mü? Yaşlılarımız bize dua eder mi? Erzincan'da yaşayan bütün kesimlerden ayrım yapmaksızın herkesin gönlüne dokunabilir miyiz diye birbirimize sorduk. Ama bugün Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Şu meydanda gördüğüm tablo içerisinde Erzincan'ı oluşturan bütün kesimlerin olduğunu, yaşlıların olduğunu, kadınların olduğunu, gençlerin olduğunu, çocukların olduğunu, Alevi kardeşlerimizin olduğunu, Sünni kardeşlerimizin olduğunu görünce diyorum ki iyi ki bu yola çıkmışız. İyi ki sizlerin hislerine, duygularına tercüman olmuşuz. Çünkü Erzincan bunu fazlasıyla hak ediyor. Sizler bizim başımızın tacısınız, tacı. Geçmişten bugüne birbirimizi dinleyerek, birbirimizi anlayarak, birbirimizin fikirlerine, düşüncelerine, inançlarına değer vererek, saygı duyarak bugünlere getirdik. Bugün geldiğimiz noktada şuradaki birliktelikle bunu daha da ileriye taşımanın artık bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Ondan dolayı dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın, gece demeden, gündüz demeden, yağmur demeden, yağış demeden hep birlikte çalışacağız inşallah.
birbirimize güvenecek, birbirimize inanacak, kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki yarın sandıktan çıkan neticeyle birlikte Erzincan'ın üzerindeki bulutlar kalkacak. Erzincan bugün olduğu gibi güneşli ve açık bir havayla buluşacak inşallah. İşte başta da söylediğim gibi biz tanış olmak için sizin karşınızdayız. Biz sevgi için sizin karşınızdayız. Biz dik dururken diklenmemek anlayışıyla sizin karşınızdayız. Biz incinsek de incitmeme felsefesini yüreğimizde taşıyarak, hayatımıza tatbik ederek, bu kampanyada da bunu ortaya koyarak gururla sizin karşınızdayız. Allah'ın izniyle söylüyoruz. Biz inancımızın gereği olarak her türlü haksızlığın karşısında dimdik dururuz. Gücümüzü sizden alarak bunu yaparız. Ama yetişmişliğimizin bir gereği olarak hiçbir zaman diklenmeyiz. İncinsek de inciten taraf olmayız. Kırılsak da kol yen içinde kalır, kıran taraf olmayız. Çünkü biz bunu annelerimizden, babalarımızdan, atalarımızdan, bütün temel değerlerimizden, kök değerlerimizden ve inancımızdan aldığımız bir felsefeyle hayat biçimi haline getirmiş olan bir kardeşinizsiniz. O yüzden bu böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. 31 Mart'tan sonra sandıklardan bizim lehimize netice çıktığında ertesi gün hemen yola koyulup Erzincan'da birliği, beraberliği daha da pekiştirmek için kardeşlik duygularını, uhuvvet ve muhabbeti şehrin her yerine yaymak için yola düşeceğiz. İnşallah. Yollara düştüğümüzde ilk adresimiz tahmin edersiniz ki sizler olacak. İnşallah. Sizlerin gönülleri olacak inşallah. Kıymetli hemşerilerim, şurada gördüğümüz tablo bizim bu anlamda aldığımız mesajla bu hayat felsefesini daha da derinleştirerek yolumuza devam etmemiz gerektiğini göstermektedir. Ben bizleri bağrınıza bastığınız için, yalnız bırakmadığınız için hepinize gönülden, içten selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi bildiriyorum. Katıldım. Ama bugün şunu görüyorum ki gönüllerden gönüllere giden bağların ve yolların tesis edilmesiyle inandığımız değerler uğruna yürürken önümüzde hiçbir engelin olmayacağı dört yol meydanında bugün ortaya konulmuştur. Hava sıcak. Burada kamu hizmetlerini de aksatmak istemiyoruz. Zaten 40 gündür ortaya çıkan rekabetle Erzincan'da kalite tesis edilsin diye bir mücadele verdik. Bu mücadelenin bütün tarafları olgunlukla bu yarışı sürdürdüler. Sizlere hizmet için bugünlere kadar çaba sarf ettik. Gayret sarf ettik.
asayişi sağlamak için emniyet mensubu kardeşlerimiz hep bizim yanımızda oldular. Ben onlara şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Yine kamu kurumlarına gittiğimiz zaman yıllardır birlikte hizmet ettiğimiz kardeşlerimiz bizlere kapılarını açarak bizlerle duygularını, düşüncelerini, fikirlerini paylaştılar. Onlara da işlerinde kolaylıklar diliyoruz. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun. Mahallelere gittik. Ramazan akşamlarında programlar yaptık, mitingler yaptık, sesli anonslar yapıldı. Belki hastaları rahatsız ettik, belki uyuyan evlatlarınızın uyanmasına sebep olduk. Belki sizleri uykudan uyandırdık. Sizler de bizlere hakkınızı helal edin. İşte bundan sonra Erzincan'ı sizlerle birlikte geleceğe taşımak için gece gündüz demeden, bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Çocukların ne istediğini biliyoruz. Gençlerin bizden ne beklediklerini biliyoruz. Hanımefendilerin ne düşündüğünü, geleceğe dair Erzincan'la ilgili nasıl bir hedef koyduklarını, neyi istediklerini biliyoruz. Beraberinde yaşlılarımız bizim baş tacımız. Onların hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırmamız gerektiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde Erzincan'da yaşayan engelli kardeşlerimizin ne istediğini biliyoruz. İşçilerimizin, memurlarımızın, esnaflarımızın, tüccarlarımızın bir belediye başkanından ne beklediğini biz bildiğimiz için 2009-2014 yıllarında yaptığımız bütün toplantılarla bir araya gelişlerimizde Erzincan'ı nasıl geleceğe taşıdıysak bundan sonra da yine sizlerle birlikte bu adımları atacak ve Erzincan'ı yeniden beraberce şaha hep birlikte kaldıracağız. Hemşerilerim. Hep boş yavrum, gençlerimiz hep boş. Evet. Hep teyzem haklı olarak söylüyor. Gençlerin beklentilerini, ailelerinin beklentilerini yıllardır biliyoruz. Sorunum okumuş, evde oturuyor. Dolayısıyla bu şehirde daha yaşanabilir bir Erzincan'ı inşa etmenin yolunun gençlerin, onların anne ve babalarının gönüllerini yapmaktan geçtiğini biliyoruz. Bunun için hep birlikte çaba sarf edecek, Erzincan'ı bu konuda harekete geçireceğiz. Diyoruz ki eğer mutlu olursak, umutlu olursak, heyecanlı olursak, inançlı olursak başaramayacağımız bir şey yoktur. Çünkü biliyoruz ki bir yerde güven varsa, bir yerde inanç varsa, bir yerde iman varsa mutlaka imkan da vardır. İşte bu imkanı önce sizlerin desteği ve güveni, ardından da Cenab-ı Hakk'ın bugüne kadar olduğu gibi lütfu bizim önümüze çıkartacak. Çünkü biz yürüdüğümüz 39 günlük yolculukta Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ve yardımıyla bugünlere geldik. Ben
tekrar bu duygu ve düşüncelerle sizlere, bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için şahsım, gönüllü arkadaşlarım adına en içten, en kalbi duygularla teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve diyorum ki yarın sandık önümüze konulacak. Biz bağımsız bir aday olarak bu seçime giriyoruz. Bizim logomuz yok, amblemimiz yok, arkamızda lider resimleri yok. Bizim yanımızda sizler varsınız, sizler. O yüzden diyoruz ki biz birbirimize güvenip inanır, yeri geldiğinde sandıklara giderken bu bilincimizi ve şuurumuzu herkeste paylaşarak yolumuza devam edersek, Erzincan bir tarih yazar ve bu tarihin adı Erzincan halkı olur. Bir düzenleme hatasından dolayı yaptığımız görüşmelerin ardından pusula mavi renkli belediye başkanlığı pusulası. Bu pusulanın en son noktasında bağımsız adayın olduğu bir isim, üzerinde bir daire var. Altında bir boşluk var. Oyların geçerli olması için lütfen yuvarlak dairenin içerisine mührü basınız. Evet. Ve mührü basarak her zaman söylediğimiz gibi mühür kimdeyse Süleyman o olacağı için mühür sizde olacak. Süleyman sizler olacaksınız. Düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ederken sandıkları da sizlere emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Çok kıymetli Erzincanlılar. Başındayım, gözün geride kalmasın. Değerli Erzincan'ımızın değerli bağımsız belediye başkanı Bey'i Sayın Yüksel Çakır ve değerli eşler hanımefendi ile birlikte sizlere çok güzel çiçekler. Aslında hani bahar da geldi artık. İnşallah tek tek böyle. Tamam, o zaman inişte şey yapalım. O zaman şöyle bir bayrakları bir kaldıralım. Şöyle bayraklarla bir coşalım. Efendim.
Efendim çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Ve her toplantımızın sonunda çok güzel selfiler, çok güzel fotoğraflar çektik. Ama finale yakışır bir selfie'yi şu an çekeceğiz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Evet, bayrakları kaldıralım. Şarkımızı verelim. Ve bugünü, yarını en güzel şekilde kutlayalım.